Yiğit. Nur. Çok korktum Nur. Çok korktum. O yangından sonra seni kaybetmekten çok korktum. Her şeyi öğrendim. O adamın sana neler yaptığını, neler çektirdiğini, her şeyi öğrendim. Ama merak etme. Bir daha asla sana zarar veremeyecek, asla. Biliyorum. Yaşattıklarım yetmezmiş gibi o adam yüzünden kalbini kırdım. Ama Nur, biliyor musun? Senden hiç şüphe etmedim. Sadece bu büyük öfkeme, kıskançlığıma yenik düştüm. Çok pişmanım. Seni dinlemediğim, seni konuşturmadığım için çok pişmanım. Sana yaşattıklarım için çok pişmanım İnan. Bu gece, bu gece içinde pişman mısın? Bir daha böyle bir gece yaşanmayacak. Bir daha kimse seninle böyle konuşamayacak. Sinan'ın iması yanlış mıydı? Hı? Evet, çok çirkin. Çok. Ama yanlış mıydı? Şu halimize bir bak Yiğit. Başımı yerden kaldıramaz oldum bu evde. Aşağıda aşık olduğum adamın, kocamın sofrasına oturuyorum. Yabancı gibi. Utanç içinde. Çocuğunun annesinin yanında. Başım yerde. Bana ne yaptığını görüyor musun? Onlara ne yaptığını görüyor musun? Sinan'ın sözleri, İclal'in bakışları, teyzenin öfkesi. Bizim burada ne işimiz var Yiğit? Benim burada ne işim var? Yalvarırım. Bırak gideyim. Bu işkence bitsin artık. Olmaz. Bırakmam, bırakamam, yapamam. Bunu benden isteme. Bırakamam. Beni bırakabilirsin. Ama onu bırakamazsın Yiğit. Çocuğunun, annesinin yaşamak için sana ihtiyacı var. Peki ya benim? Ha? Ya senin? Ben senden önce sadece oğlum için nefes alıp veren bir adamdım. Yaşamanın sadece nefes alıp vermekten ibaret olmadığını senin yanında anladım ben. Şimdi bana gelmiş, beni bırak, gideyim diyorsun. Yani bana boğul. Nefes alma diyorsun, nasıl yapayım bunu? He? Nasıl bırakayım seni? Nasıl bırakırım seni? Hastanede bana söz vermişti. Kendimi sana affettireceğim demişti. İşte sana fırsat Yiğit. Seni affetmem için tek bir yol var. Boşanacağız. Bu kağıt üzerindeki uyduruk evliliği bitireceğiz. Sözünü tut. Beni hakim karşısına çıkar Yiğit. Lütfen.